Bu taraftan. Nerede? Şuradan da çek. Çekiyorum. Bak heykel var burada. Ali Sinan'ın heykelini yapmışlar. Ha. Gördün mü? Evet, evet efendim. Burası da işte bu bahçede Birleşik Mesut Krallığı'nın kralı Mesut'un bahçesi. Ancak giremezsiniz, girmek yasak. Ama kapı açık. Hadi hayatım. Ama kapı ölmek isteyene açık. Size açık değil. Bakın 30 yıldır hiçbir yabancı bu kapıdan içeri geçmedi. Ay oğlum, yani biz şimdi şurada gül bahçesinde 37 bin tane fotoğrafımız olmayacak mı bizim? Ayrıca nedir ya, gireceğiz de canımızı mı alacaklar ya? Evet, alacaklar. Çünkü çiçeklerin arasında mayın döşeli. Hanımlar, anlamıyor musunuz? Burası diktatörlükle yönetilen bir ülke. Burada öyle kafanıza göre her yerden asma yaprağı toplayamazsınız. Fotoğraf çektiremezsiniz. Diktatörümüzün heykelinin altında 2 dakika soluklanıp dinlenemezsiniz. Aa, hemşire, onlar mor papatya değil mi? Evet. Bunlar hitokinesiye çok iyi geliyormuş bunların evet. Çayı. Evet, idrar kaçırmasına da iyi gelir. Doğru, doğru. Kopar kafasını. Kuruturuz hayatım. Hayır, hayır. Aynı şeyi bizim kafamıza da yapacaklarını düşünün ve kopartmayın lütfen. Ya sus be. Sus be. Ne yapıyorsun sen be? Hemşire, sen benim haberim yokmuş gibi çek beni de fotoğrafı Nefise'ye yap. Nefise'ye mi? Çekiyorum bir tane. Sen dur. Dur hayatım. Çekiyorum bir tane. Çektim. Tamam, çektiyseniz oğlum. Haydi çekin bir an önce. Hadi, ya hadi. Allah. Dur be. Nasıl yolluyorduk bunu hemşire? Rehbere gir hayatım. Adım sayarı kapat. Rehbere gir bir tane. Kız rehbere gir. Kız görüyorum. Teyze haydi şu rehbere gir. Yoksa girecekler turist rehberine. Siz! Kaldırın ellerinizi. Sahibi durmuş. Kenara çeyim ya. Ne oluyor burada? Ne yapıyorsunuz? Durun! Ateş etmeyin. Ben rehberim. Bakın bu hanımlara rehber. Ah. Lafımı bitirme. Şurada öl gel. Çok teşekkür ederim. Ne demek ki? Umarım bu fotoğraflarınız çok like alır. Ve Allah cezanızı verir. Hadi boş konuşma. Bak cenaze çiçeklerim de var. Aa, gitti ayol, resmen öldü adam ya. Kapat gözünü manyak. Kapat. Oğlum. Neden vurdunuz rehber çocuğu? Ben bu sınırdan kim geçerse geçsin, onu vurma talimatı aldım. Kim olursa. Doğru. Diyelim bu sınırdan, diyelim ki ben geçtim. Beni bile vurabilir. Tamam. Tayfur. Kim olursa. Bana geliyordu. Salak mısın oğlum? Aa, şöyle etmesem gelecek vallahi. Anladık. Vallahi hep olumsuz bahsedeceğim Face'de bundan bir hemşire. Hakikaten ya. Önce karakolda anlatırsınız, sonra Face'de like'larsınız. Haydi, düşün önümüze. Nerede? Buradan. Şu adamı da alırlar. Ben seni yatacağım. Face'deki durum var. Bir fotoğraf çekelim hemşire. Karakola geldik ayol. Teyzeciğim, geçsenize. Dur be. Oturun. Haydi. Gel buraya. Oturtuyor musun? Buyur. Çek sandalyeyi ayı. Kahretsin. Evet. Söyleyin bakalım. Amacınız nedir sizin? Çağdaş Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkartmak. Evet. Neden? Ajan mısın sen? Hayır, emekliyiz oğlum. Ya ne işiniz var burada? Geziyoruz ayı. Aa, keşif yapmak için mi geziyorsunuz? Allah Allah, gezmeye çıktık. Teyze, sen boncuk boncuk terledin. Ya. Suçlu musun yoksa? Menopozlu. Oğlum, beni bastılar alttan alttan. Cam kapı açsanıza ya. Sen annenle böyle mi konuşuyorsun bak? Hayır. Ya. Ben annemden su isterken bile sesimi yükseltmem. Tamam yavrum, ben de seni bir annen sayılırım. Bir tanem.
Şimdi sana yakışıyor mu Birleşik Mesut Krallığındaki bir gence böyle konuşmak yakışıyor mu? Yok, yakışmıyor. Özür dilerim. Tamam hadi. Petrov, biz burada sorgudayız. Sen özür diliyorsun ya. Doğru. Nasıl sorgu? Evet. Hanımlar! Size sorularımız daha bitmedi. Oğlum! Evet? Gelmişiz senin mekanına. Sorsana bir aç mısınız? Karnınız tok mudur? Bir şey ister misiniz? Masada ne bir paçı var, ne bir fıstık var, ne bir su var. Ayıp değil mi? Biz nasıl aç aç konuşalım be çocuğum? Doğru, doğru teyzeciğim. O zaman şöyle yapalım. Bizim için hazırlanan yemek vardı. Size ben bunları vereyim, biz sonra yeriz. Ver, ver. Afiyet olsun. Ne bu? Ne bu? Aa! Motor yağıyla mı yaptınız bunu oğlum? Ne bu? Bunun adı ne bu? Şefim, tabağımın adı sonbahar rüyası. Kötü. Kuzu etini sütle mantoladım. Sonra fasulyeyle blenç ettim. Ya ne diyorsun be teyze, Allah Allah? Mahkumsun sen. Ne versek onu yiyeceksin. Bağırma bana. Bana bağırma. Ukala saygısız. Görüyor musun benim ses tellerimin halini sen şimdi? Çabuk bana üstünü çağır, şikayet edeceğim seni. Ya burası öyle puan verip yorum yapacağınız yer değil. Burası diktayla yönetilen bir diktatörlük. Anladın mı? Siz yasak bölgeye girdiniz. Biz de sizi muhtemelen öldüreceğiz, o kadar. Evet. Bana bak! Aman aman. Bana bak! Bana sinir krizi geçirtirme. Demirden korksaydık, mabadımızı platin taktırmazdık çocuğum. Duydun mu? 70 yaşına gelmişiz. Gözümüz zaten toprağa bakıyor. Sen bizi ölümle mi tehdit ediyorsun sıpa? Aa. Çabuk şefine de haber versen. Hadi. Ara devrem, çabuk ara. Alo albayım, sizi karakola rica edeceğim. Teyzeciğim biz de istemeyiz bunları yemeniz ama işte... Yani açıyı da vurdular geçen. Sonra öbür açıyı da vurdular. Kıvranıp kıvranıp ne saçmalıyorsun? Onu da vurdular, bunu da vurdular. Terbiyesiz. Sen bir şey mi ima etmeye çalışıyorsun? 70 yaşında bir kadın, 45 yıl ülkeye hizmet etmiş bir kadın benimle dalga geçerek konuşamaz. Ne yapalım teyzeciğim? Siz söyleyin, biz yapalım. Ne yapalım? Temizlik yapın biraz. Ha? Geldiğimden beri bakıyorum, dışkı götürüyor her tarafı bak. Yok mu bir kova eline al, şöyle tozları toplayarak da? Nerede sen, Bahadır? Bahadır mı sene? Bahadır Oğuz. Bahadır Oğuz. Oğuz ne oğlum? Hep özentisiniz işte. Git bak, sen de bir bez al şu tozları. Hadi. Hadi. Koy onu oraya. Hı. İyi dedim. İyi dedim vallahi. Çok sinirlendim. Temizlik öğretmemişler bunlara hemşire. Doğru hemşire. Demek yasak bölgeye sızan iki yabancı ajanssın. Ne oluyor burada? Şefsizsiniz herhalde beyefendi. Hı. Hı. Efendi, efendi. Gelmişiz senin mekanına. Bak. Ölecek insanın son yemeği böyle mi olur? Bunu mu layık gördün sen? Buraya attıktığımız insanlara bir de menü mü vereceğiz hanımefendi? Ha? Ne? Ne getirelim size? Mahkumun son yemeği ne ola ki? Çıkartayım mı bizimkileri hemşire? İyi dedin hemşire. Yolluk yaptıydık ya. Yolluk yaptıydık. Yersinler bir yemek neymiş. Hadi bir yesinler bakalım senin elinden o sarmayı. Sarma. Heh. Börek ne işi? Kısır. Kısır. Yedin mi sen daha önce? Tat bakalım. Al bakayım. Hmm, siz mi yaptınız? Ne fark eder ya ulan? Ya bu çok iyiymiş. Ya. Sabahtan beri infazdan infaza koşuyorum. Çok iyi geldi çocuklar. Teşekkür ederim hanımlara. Teşekkür ederim. Ha. Teşekkür ederim teyzeciğim. Ellerinizden öperim. Elleriniz sağlıklı kalsın inşallah. Sağ ol. İnşallah Türkçeyi de öğretiriz bunlara biz. Oğlum çöpünü de böyle atma. Bak gördün mü ortaya bir büyük geldi. Nasıl değişti orada? Ya, büyük olduğum oradan belli oluyor değil mi? Belli ki adamın bir ağırlığı var. Böyle bir helal. Gözüm kaldı bak. Adam ölüyor. Biliyorum yani şaka bir yana yedik içtik konuştuk da... Burada herkes işini yapsa aslında böyle sorunlar olmaz gerçekten. Liyakat yok bir tanem. Hep adamcılık. Hay senin ağzın bal yesin be. Çok sevdim seni. Bak yemin ediyorum benim bir gidan mangam var. 5 metreden adam vuramıyor bunlar. Yok o onun akrabasıymış, yok o Kral Mesudov'un tanıdığıymış.
Sonra benden hesap soruyorlar bunlar. Almayayım diyorlar, bu mahkumlar neden yaşıyor? Hepsini ben öldüremem, hep sürekli stres halindeyim diye. Elim doğru. Ayağım tutuyor. Doğru, doğru, doğru. Evet. Gel buraya, otur bakalım. Gel buraya. Bak, stres en kötü şey, en kötü şey. Hı. Senin bir hobi edinmen lazım, hobi. Hobi seni rahatlatacak. Bak ben mesela ölüyorum, bak. Sen de böyle bir şey yapsan kendini bir meşgale olur, bir oyalanma olur. Al işte tut bak. Bakalım. Tut bakalım, ben sana göstereceğim. Ya normalde buraya bu şişlerle girmek yasak ama kontrol eden var mı yok? Hadi bak. Nasıl bakalım. Gördün ki sen bunu? Bak, bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Hadi oldu bakalım. Mu şimdi? Hadi. Bir ters. Bir düz. Bak, şişin hareketini de yap. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Ama yeteneğin varsa. Var. Ben çok maharetliyimdir. Öyle. Aslında küçükken terzi olmak istemiştim ama rahmetli babam dedi illa elin silah tutsun evladım. Evladım. Ah, işte herkes yazılanı yaşıyor bir tane. Vallahi. Ya. Burcu kalk, toplan, akşam oldu hadi. Hadi gidiyoruz. Taksi çağırabiliyor musun buraya? Ya taksiye ne gerek var? Bizim çocuklar sizi istediğiniz yere evet. kadar bur. Hop! Ne oluyor? Oturun oturduğunuz yerde. Beni kandırabileceğinizi mi sandınız kart ajanlar? Terbiyesiz. Çabuk kralı çağır, onunla konuşacağım ben. Tabii çağırayım kralı. Bas ara kralı. Terbiyesiz. Alo kralım. Ev karakola gelir misin? Burada iki tane mahkum var. Seni izliyorlar. Burkin aynı. Hadi be kralottim be. Gel be kırtim. Ya yapma be Mesut Oğut'tim. Hadi be kralım be. Hadi be tipine tükürdüğüm kralı gelsene be hadi. Hadi senin burnuna. Hadi be kral. Gel ne oldu? Burada mı? Arkamda mı? Hep şaka olurdu, gerçek mi Markan mı? Kralım. Yaktınız beni. Neyse ki son lokmam boğazımda kalmadı. Nerede ölüyorum? Merka bahçede. İşin altında. Tia. Rehber nerede? Anlaşılmıyor bu çocuğun. Vuramadınız be salaklar. Düz tut, düz. Demek benim hakkımda bilgi toplamak için gizlice evime giren hırsızsınız. Söyleyin bakalım, kim gönderdi sizi buraya? Trump'un adamları mı? Merkel'in adamları mı? Beyefendi, ne dediğiniz anlaşılmıyor. Sen çok iyi anladın beni, Kartkari. Bugün niye herkes bana yürüyor lan burada? Emekliyiz biz ha. Nefise'nin kızı gönderdi bizi buraya. Nefise'nin kızı gönderdi bizi buraya. Dedi burası ucuz dedi. Hostes kız bizi buraya yönlendi. Hayatım tabii ucuz olur. Bahçesine her gireni vuruyormuş bu manyak. Ayıp değil mi oğlum? Koca ülkeyi yönetmek kolay mı sanıyorsun sen? He? Diktat rejiminde yasalara karşı gelenlerin cezası ulumdur. Ya sen bana yönetmenliği anlatma be oğlum be. Ben 3 yıl apartman yöneticiliği yaptım. Yaptım. Şimdi sen onu bana anlatma. 7'den önce çöp çıkaran herkesi vursaydı benim konum komşum kalmaz. Acık empati kur. Kur. Nefesinizi boş harcamayın. Son söyleyeceğiniz bir şey var mı? Var. Sen bekar mısın? Bekarım. Neden sordum? Belli. Belli de ondan sordum ama neyse, önemi yok. Hadi sen bizi öldür de ikindiye artık bizim cenazemiz yetişsin. Gel vur bizi. Tek koşunla vur. Boşa ne? Gitmesin. Ben arkandayım hemşire. Vur bakalım. Bir dakika. Sen neden sordun bana bu soru? Oğlum. Senin şimdi kurulu bir düzenin olsa, sen bir aile babası olsan, hiç adam öldürür müsün be çocuğum? Ha? Haksız mıyım hemşire? Haklısın hemşire. Şimdi sen evlensen, kurulu düzenin olsa, her zaman, her akşam sıcak yemek yesen olmaz mı? Ama şimdi neyse, vur hadi. O da olacak, hadi, vur. Bu Nefise'nin kızının fotoğrafı var mı, fotoğrafı? Var tabii. Bak, ekran yüzü. Uf! Üf! Bu aynı hadise. Nefise'nin kızı nedir bu işi? Sen deli misin ayol? Bayılır sana, kralsın sen, koskoca kral.
Ama tabii kız biraz öyle baskıcı kral falan dersek de hoşlanmaz. Gele, evet. Öyle bir şey gelemez. Ben krallıktan vazgeçtim yani. Demokrasi rejimine geçeceğim. Krallık babadan kalma yani. Ama senin füzen falan var şimdi oğlum. Nefise gelemez öyle aksiyona. Yok, istemem. Yok be teyze. O füze falan onların hepsi şov yani. Düşmanı korkutmak için. Ha. Sen o zaman bırakacağım mı bunu diyorsun? Ya. Öyleyse ben Nefise'nin kızını görüntülü arayayım, konuşur musun? Görüntülü? Görüntülü. Ben hemen jöle sürüp geliyorum. Bir jölen eksikti, git. Şahta şahbaz olacak bak manyak. Ama nasıl? Bugün de rejimi bozdu. Bozduk. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele.